bildiğim kadarıyla Melike Hanım'la yakın tanışırız Melike Hanım. Müvekkilimiz, hem arkadaşımız hem patronumuz, öyle söyleyeyim size. Ondan da bazı şeyler dinlediniz. Şimdi ben size bir avukatlık bürosu, bir avukat meslek hayatına başladığında hangi aşamalardan aşağı yukarı geçer ve avukatlık bürosunda ne işleri ben takip ettim ve karşıma hangi olaylar çıktı ve o olaylar vasıtasıyla nerelere de sonuçta bitirdim mesleğimi. Onları anlatmak isteyeceğim. Çünkü 22 yaşında bir Selim var. Şu anda ben 42 yaşındayım. 42 yaşında bir Selim var. Yani düşünceleri farklı. Şimdi ben de şöyle oldu arkadaşlar. Bizim zamanımızda bu yaz stajları falan çok popüler değildi. Hatta yaz stajı yapana böyle şeyle bakıyorlardı. Allah Allah, bu adam yazını heba edecek, deli midir falan filan diye bakıyorlardı. Ben de o zaman Pekin, Türkiye'nin o zaman en büyük hukuk bürosuydu. Başvurdum, bir vesileyle kabul gördüm. Onlar da çok alışık değillerdi yaz stajına falan. İyi, hadi gel çalış falan dediler. Sonra ben gidiş o gidiş yaz stajıyla 2000'de başladım. Pekin'de 5 sene kaldım. Ahmet Pekin'le olan ilk görüşmemi hayatta unutamam. Bugün size zaten anlatacağım temel şey de bu. Bana dedi ki, bilmiyorum Ahmet Pekin'i gördünüz mü, tanıştınız mı, kimdir, bilir misiniz bilmiyorum. Ahmet Pekin böyle elinde kocaman bir prosu olur. İşte böyle gösterişli bir adamdır. Böyle oturttu karşısına. Her zaman böyle ceketle oturur, kravatıyla oturur masasında. Oturttu karşısına. Sen dedi İngilizce biliyor musun dedi. Ahmet Bey dedi ben çok güvenmem İngilizceme. Ben Fransızca daha iyidir. Ben Galatasaray'dan mezunum dedim. Bir işe yaramaz Fransızca dedi. Sen git dedi dava takibinde çalışacaksın sen dedi. Şimdi ben o zamandır dava avukatıyım arkadaşlar. Yani Ahmet Pekin'in o cümlesine böyle saplanıp kaldık ve dava avukatı oldum ben. Ha bundan mutsuz mu oldum? Mutlu oldum. Ayrı konu. Ben seviyorum şu anda yaşadığım şeyi. Ama böyle oluyor arkadaşlar. Yani bir şekilde bir başlıyorsunuz. Hayat sizi bir yere konumlandırıyor. Ondan sonra da malum hayat kavgası. O işten sıyrılmak kolay olmuyor. Yani nasıl başlarsanız aslında ilk söyleyeceğim şey, ilk belki hani temel mesajım nasıl başlarsanız öyle gider şeklinde. Bu tabii insanlarda nasıl oldu? Bana özgü bir şey mi diye baktığımda insanlarda da çok farklı bir seyir görmüyorum. Çünkü ben belki ofisine bugün bizim nüfusumuz 100 kişi. Bunun yaklaşık 60-70 avukat. Ben ofisime almışımdır şimdiye kadar belki 300 kişi. Ve bir sürü de avukat elimizden geçti. Çoğu kaldı, bazıları başka yerlere gitti. Avukatlıktan vazgeçip ben maden arayacağım diye hayatına devam eden var. Dolayısıyla biraz gözlemleyebiliyorum onların da kariyerlerini takip ettikçe. Şunu gördüm, onlarda da nasıl başladıysa öyle gitti. Onlar da bir özel hukuk dava avukatı olarak başladıkları noktada belli bir takım yerlere evrilmiş olabilirler ama öyle devam ettiler hayatlarını. Dolayısıyla size vereceğim ilk mesaj bu işin nasıl başlarsa öyle gideceği şeklinde ve hayat kavgası içerisinde bunu öyle mi yapsam, böyle mi yapsam, şuraya mı gitsem diye çok fazla yeni karar alıp ilerleyemiyorsunuz. Ha, tersi örnekler var mı? Var. Doğrudur. Yani mesleğine bir büroda avukat olarak başlayıp ondan sonra işte örnek veriyorum. Her gün nerede çalışmaya devam edip ondan sonra bir şirkette, bir uluslararası şirkette hukuk müşaviri olarak devam eden insanlar var. Yurt dışına giden, oradan geri dönen, yurt dışında çalışan insanlar var. Ama bu insanlar istisna. O yüzden de nasıl başlarsanız öyle gideceğini ben düşünüyorum. Benim tecrübem onu gösteriyor. Şimdi şunu söylemek istiyorum ben. Bu ilk girizgahtan sonra ben sizin yerinizde olsaydım, yani ben avukatlığa sıfırdan başlasaydım hangi yolu seçmeyi gayret ederdim? Çok kolay olmuyor, farkındayım. Yani özellikle bu avukat enflasyonunda işte biraz nereyi bulursam orada çalışacağım diye insanlar başlıyor ama keşke o fırsatlar herkese yeteneklerine göre verilebilse. Ama ben sıfırdan kendi kariyerimi dizayn etmeye çalışsam şu iki yol olurdu.
aklımda. Birazdan size örneklerini vereceğim. Bir tanesi kendime niş bir alan seçerdim. Derdim ki ya ben teknoloji alanında ilerlemek istiyorum veya ben oyunla ilgili ilerlemek istiyorum veya ben vergiyle ilgili ilerlemek istiyorum veya işte inşaatta ilerlemek istiyorum gibi niş bir alan seçerdim. Çünkü meslek hayatınızda anlayacaksınız bu niş alanları aslında bütün Türkiye'de çok az insan biliyor. Yani inşaatta gidebileceğiniz çok az insan var. Veya vergide gidebileceğiniz çok az insan var. Ve o insanlar da işlerini iyi yaparlarsa çok başarılı oluyorlar. Çok para kazanıyorlar. Çok gerçekten insanların parmakla gösterdiği insanlar oluyorlar. Çok ciddi bir statü kazanıyorlar. Ve bir yerlerde artık sözü geçen insanlar oluyorlar. Dolayısıyla kendime niş bir alan seçip bu niş alanda çalışan birinin yanında çalışmayı hedeflerdim. Size bir örnek vereceğim. BTS'yi belki bilirsiniz. BTS Türkiye'nin en büyük teknoloji avukatlarıdır. İşte Facebook'un, Google'ın değiller galiba ama Microsoft'un avukatları. Tuğrul vardır. O da Galatasaraylı. Benden 2 yaş küçüktür. Onun 2 tane daha ortağı var. Bunlar aynen bu size tarif ettiğim gibi bir teknolojide çalışan bir avukatın yanında meslek hayatlarına başladılar. Yıllarca çalıştılar burada. Ondan sonra ayrılıp aynen bu alanda devam etmeye karar verdiler ve şu anda çok iyi bir noktadalar. Şu anda BTS Türkiye'de Bilgi Teknolojileri Kurumu bir yönetmelik çıkartırken görüşünü aldığı bir hukuk bürosu ve bütün Türkiye'deki teknoloji sektörüne yön veren, hukuken yön veren avukatlar konumunda. Dolayısıyla çok bize yol gösterici bir örnektir. BTS örneğini özellikle takip etmenizi öneririm. Aynı şekilde bizim ceza partnerimiz vardır Yiğit. Yiğit kendisi çok yetenekli biridir. Ama hayatı boyunca ceza yapmıştır. Çünkü Fehmi Demir'in yanında Fehmi abi abimiz, biz beraber onunla başka davalar da takip ettik. Onun yanında hep ceza yaptı ve çok yoğruldu. Ve şu anda da ceza yapmaya devam ediyor. Şu anda bizim partnerimiz, ortağımız büromuzda. Ve İstanbul'da işte parmakla gösterilen, deyin ki işte 10 tane ceza avukatı varsa biri Yiğit'tir. Dolayısıyla böyle niş alanların insanların kariyerine çok ciddi etkisi olduğunu düşünüyorum. Ben sıfırdan başlasam böyle bir niş alan seçerdim. Böyle birinin yanında çalışırdım. 5 sene, 7 sene, 8 sene iyice hakim olana kadar, iyice bağlantılarımı kurana kadar bunu yapardım. Ondan sonra da kendi kanatlarımın üzerinde uçmaya gayret ederdim. Böyle bir kariyer planım olurdu. İkinci kariyer planım şu olurdu. Bunu belki hocalarınız çok hoşlaşmayabilir ama ben mesela bu işin aslında şeyinin en kalitelisinin yurt dışında olduğunu düşünüyorum. Londra'ya giderdim mesela. Belki bir 5 sene sürünürdüm. Hani zor olurdu, zor bir hayat olurdu. Belki işte makarna yerdim. Çok bir imkanım olmazdı belki ama 30'dan sonra muhtemelen oralarda da tutunup illaki insanın kendisi elinde olan bir şey bir yerlere gelebilirdim diye düşünüyorum. Şimdi mesela bir bizim ofisimizde yıllarca çalışmış ondan sonra Londra'ya gitmiş bir arkadaşımız var. Şu anda yeni mesela yüksek lisansını bitirdi. 30 olmadı, 29 yaşında bir hukuk bürosunda staja başladı. Ve ben onunla çok iyi bir gelecek görüyorum mesela. Şimdi bunun, bu tabii ki insanlar yurt dışına gidince çok mutlu olacak, çok güzel bir hayat olacak diye bir şey söylemiyorum. Ama Türkiye'ye kıyasla hayat kalitesinin kat kat daha iyi olduğunu kabul etmemiz gerekiyor. Dolayısıyla yani bir hayata hayat kalitesi olarak bakıyorsanız yurt dışında çalışmak da denenebilir bir şeydir. Ben yurt dışında çalışmayı denerdim ikinci kariyer planım olarak. Ben sıfırdan başlasaydım bunları yapardım arkadaşlar. Yani ilk iki bunu da denerdim. Üçüncü bakarız bilmiyorum yani kafamdaki ilk iki plan buydu. Şimdi bununla ilgili size yani bu kariyer planıyla ilgili şu tavsiyelerde bulunabilirim. Bir, dünyayı takip etmek çok önemli. Mesela işte şeyi biliyorsunuz, Türkiye'nin ilk unicorn'unun ne olduğunu biliyorsunuz. İşte Peak Games'in satışı milyar TL mi dolar geçen ilk
satış, Peak Games'in satışı. Ben tanıyorum. Müvekkilimiz aynı zamanda Sidar Şahin ve Peak Games ekibi. Çok özel insanlar ve sonuçta bütün dünyada sözü geçen insanlar. Şimdi bütün dünyada konunun nereye evrildiğini takip ederseniz eğer, ona göre kendinize bu söylediğim niş alanlardan bir şeyler seçebilirsiniz. Bu niş alanlar sadece teknolojiyle ilgili olmak zorunda değil. Mesela çok klasik şeyler de olabilir. Bir vergi de olabilir. Veya işte ne bileyim KVKK. Dün siz belki KVKK'ya doğdunuz ama KVKK bize son derece uzak bir kavramdı. Hatta tahkim bile uzak bir kavramdı biz ilk hukuk eğitimimizi alırken. Exit ne? İyi, ben yüksek lisansta öğrendim. Lisansta öğrenememiştim. Dolayısıyla dünyayı takip etmek ve nereye gittiğini görmek çok önemli. Herkesin elinde zaten fazla kaynak var bununla ilgili. Eminim herkes mesela pandemiden önce Zoom'a yatırım yapmış olmayı dilerdi. Herkes isterdi bunu. Ama kimler yapabildi bu yatırımı? Sadece ya işte bir saniye Çin'de bir şey oluyor. Ya bu dünyaya yayılabilir mi acaba? Pandemi gerçekten bu kadar büyük mü? Ya yarın bir gün bir şey olur mu? Olursa evinde oturan adamlar neyle iletişim kurmak zorunda kalacak? Şirketler kapatırsa ne olacak? Veya işte belki farkında bile olmadığınız işte ticari konutlar ne olacak? Bu adamların iş yerine ihtiyacı var mı artık? Yoksa böyle ortak çalışma alanları mı daha popüler hale gelecek gibi şekillerde dünyayı takip etmek çok önemli. Size çığır açacak ve doğru alanlara yönelmenizi sağlayacak bir yaklaşımdır bu. O yüzden öncelikle bunu tavsiye ederim. Yani buralara bakmanızı, bu konularla ilgili işte fütüristik dergiler var, işte çok basit haftalık çıkan şeyler var. Onlara bakmak bile insanın zihnini açıcı şeylerdir. O yüzden buralara bakmanızı özellikle tavsiye ederim. İkincisi, sektörü takip etmek önemli. Belki daha çok işin başındasınız ama sektör kendi içinde de evrilir sürekli. Ben Ahmet Bey'in beni dava takibine göndermesinin sebebi benim İngilizcemin zayıf bulmasıydı. O zaman çünkü dava takibi böyle işte şey gibi hani üvey evlat şeylerin böyle daha alt seviye görülen bir şeydi. Zamanla bu çok değişti. Siz bunun tabii çok farkında olmayabilirsiniz. Çünkü sektörde bir takım köşeyi tutan oyuncuların altında yetişen insanlar ayrıldılar ve kendileri işte o piyasayı kırarak son derece aşağı çektiler oradaki fiyatları ve aslında bir anda dava takibi olduğu yerde kalmasına rağmen diğerleri aşağı düştüğü için biz böyle daha fiyatlama açısından en azından makul avukatlar haline geldik. Makbul avukatlar haline geldik. Dolayısıyla sektörü takip etmek de özellikle önemli. Yani dün neydi, bugün nereye gidiyor gibi şeylere bakmak lazım. Yine demin söylediğimle ilgili size şöyle bir örnek verebilirim. Dün daha başıma geldi. Bir firma bizim ofisimize mail atmış. Demiş ki ya biz sizi tanıyoruz, işte bir görüşebilir miyiz, sizden teklif alabilir miyiz demişler. Baktım ben, insurtech diye bir kavram var arkadaşlar. Mesela sigorta alanındaki teknoloji yatırımlarını yapan bir yazılım firması bu. Bu yazılım firma aslında alan çok güzel ve bizim ilgimizi çeken bir alan. O yüzden ben de aradım hemen, CFO'sunu aradım. Dedim ki ya çok teşekkür ederim hani bizi de layık gördüğünüz için. Konu özellikle bizim ilgimizi çekiyor, InsurTech. Ve biz burada fiyat kırmak pahasına dahi sizinle çalışmak istiyoruz dedim. Çünkü o alanın ileride çok daha iyi olacağını, bunların bize çok daha önemli şeyler katacağına dan ben kendi adıma eminim. Yine bir başka örnek verebilirim size. Bir Amerika'dan gaming firması aradı. Dedi ki ya biz işte şöyle şöyle bir iş yapmak istiyoruz dedi. İşte ne kadar dedi. Dedim ki para vermesen de olur. Çünkü senin işin şey, havalı bir şey.
Yani gerçekten havalı bir şey. Ben yani adam tabii ki olmaz öyle şey tabii ki dedi. Günün sonunda biz o işi parayla yaptık. Ama önemli olan orada olmak. Neden? Çünkü demin Peak Games örneğinde olduğu gibi bu iş şimdi belki kızların çok ilgisi yoktur ama e-sporun öyle bir büyüme potansiyeli var ki belki futbolun önüne geçecek 10 sene sonra bilmiyoruz. Dolayısıyla oralarda olmak, kulağının kesilmesi, ya işte ben bununla çalıştım demen, orada kurduğun networkler falan aslında kazandığın paradan daha değerli, daha önemli. Dolayısıyla benim size tavsiyem, sonuçta bu ticaret hayatının bir parçasıyız avukatlar olarak, nereye gittiğini, işin nereye gittiğini düzenli olarak gözlemlemeniz, dikkatinizi oraya vermeniz. Şimdi burada son olarak şuna geçmek istiyorum. Hocam ben bu arada zamanını çok konuşmuyorum değil mi? Zamanını iyi kullanıyorum. Estağfurullah, lütfen Çok da buyurun, zevkle uzatmak dinliyoruz. istemiyorum. Arkadaşları şeyde zamanını çalmak istemiyorum. Rica ederim. Şimdi branş bazında biraz değerlendirme yapmak istiyorum. Ben dava avukatıyım. Ticari davalara bakıyorum. Uzmanlık alanımda şirket ortakları arasındaki kavgalar. Benim şahsi uzmanlığım bu. Ha bizim ofisimizde çok daha fazlası yapılıyor. Farklı farklı alanlarda şeyler var ama benim şahsi uzmanlığım bu. Şimdi burada şunu söylemekte yarar var. İcra avukatı kötü değil. Öyle bir hayat yok. Yani Mustafa Büyükbaş çok iyi bir icra avukatıdır. Çok önemli şirketlerin icra avukatlığını yapar. Hepimizden daha fazla para kazanır. Hepimizden daha hukuk camiasında muhteremdir. Boşanma avukatı TÜKAK'a, hayır öyle bir şey yok. Çok iyi yaptığınız sürece bunları bu şekilde sınıflandırmanız doğru bir şey değil. Ben boşanma avukatlığı yapabilir miyim? Yapamam. Çünkü böyle gece 11'de gelecek bir duygusallık içeren bir konuşmanın parçası olmayı ben hayatımda tercih etmiyorum. Dolayısıyla bu insanların tercihleriyle, insanların yetenekleriyle. Ben mesela bunu çekemem yani bir yerden sonra dinleyemem yani. Bu 15. dakikadan sonra bay gelir. O yüzden insanların yetenekleriyle, insanların tercihleriyle, insanların neden mutlu olduğuyla alakalı bir şey. O yüzden branş seçimi olarak ben size şu iyi, bu kötü inanın diyemem. Orada önemli olan sizin ona ne kadar yatkınlığınız, sizin bunu ne kadar sevip sevmeyeceğiniz. Bazısı vardır. İcralara girer böyle işi bitirir çıkar. Tamam, çok yeteneklidir. Ama aynı adamdan sözleşme draft etmesini bekleyemezsiniz. Yapamaz. Yani eli gitmez. Çünkü adamın eli çabuktur. Saatlerce adam onunla uğraşmaz. Dolayısıyla insanın kendini gözlemlemesi, kendi yeteneklerine göre bir alan seçmesi. Tabii ki bunu şöyle söylüyorum. Yani hayat kavgası içerisinde dur ben X'e basayım. M&A avukatı olayım, Y'ye basayım, işte bilmem ne avukatı olayım demek kolay bir şey değil. Öyle bir şey zaten olmuyor. Biraz da işte artık neyi ne kadar bulabilirsen oluyor. Ama belki planlamada bunlara yani kör yapmaktansa bunlara göre yapmakta fayda var diye düşünüyorum. Size de böyle öneriyorum. Bu konuyla ilgili tavsiyem şu iyi, bu kötü falan demeden neye benim yatkınlığım var, neyde ben iyiyim deyip o alanda en iyisi olmaya çalışmanız. Yani en doğru tavsiye de bu olurdu. Ha bunu ben nasıl anlayacağım diyebilirsiniz mantıklı olarak. Burada da yaz stajları güzel bir imkan. Burada ben mesela üniversitelere şöyle yapmaları gerektiğini düşünüyorum. Eskiden tabii yine bizim zamanımızda kariyer günleri yoktu. Böyle bir şey imkanlar da yoktu. Ama ondan sonra kariyer günleri başladıkça o belli başlı büroların böyle gelip işte kendi pazarlamalarını yaptıkları, kendi dertlerini anlattıkları bir yere bir dönem dönüştü. Şimdi daha iyi. Şu anda daha çeşitli. Bunu da olumlu karşılıyorum. Bence ama hala yetersiz. Mesela bence bir kariyer planlamasının artık yılın son 3 haftasında değil, bütün yıla yayılmış bir şekilde ve her şeyi gösterecek bir şekilde yapılması lazım. Onunla da
Ben şöyle önerirdim bir üniversiteye danışmanlık versem. Mesela bir gün çocukları Mahfre'nin hukuk müşaviri, o da Galatasaraylı bu arada, Mahfre'nin baş hukuk müşaviri hanımefendiye götürür. Bir günümü onlarla geçirtir. Hukuk müşavirliği nasıl bir şey, ne yapıyor bu insanlar falan diye bir tecrübe etmelerini sağlamaya çalışırdım. Aynı şekilde hakimlerin hayatı, çünkü hakim savcı olacaklar var aramızda, çok makbul bir iştir. Ama nasıl bir hayatları var acaba? Nasıl bir iş yükü altında eziliyorlar veya işte kolay bir şey mi hakimlik? Bunu veya bazılarını kaldıramayacağı bir şey belki, bunu test etmek gerekiyor. Dolayısıyla oralara götürmek lazım. İcra dairesine götürmek lazım. Oradaki o, tabii pandemi bittikten sonradan bahsediyorum yani şu anda çok bir konuşmaların çok bir kıymeti harbiyesi yok ama icra dairelerinden tutun, işte icra avukatının bir günlük hayatından, işte M&A avukatının bir günlük hayatına kadar bu çeşitli yelpazeyi, çünkü bambaşka şeyler yani hani biri bir belediyede memurken diğeri işte holdingde CFO gibi, yani öyle karşılaştırdım. Yani bambaşka şeyler. Seviye olarak söylemiyorum yani, hani yaşantı olarak söylüyorum. Dolayısıyla bunların hepsini bence bir hukuk öğrencisinin görmesi, ne kendisine hitap ediyor, ben nasıl bir hayat istiyorum, ben bundan sonra nasıl bir şeyden zaten keyif alabilirim, bunun kendisi süzmesi, ona göre de kendi kararını kendi vermesi gerekiyor. Sizden ricam, lütfen hiçbir şeyi hor görmeden, her şeyin size hitap edebileceğini düşünerek, her şeyi işte inceleyip ona göre kariyer planlamanızı yapmanız. Ben tekrar söylüyorum, klasik alanlar her zaman var zaten. Yani ticaret hukukundan, işte en basit alacak verecek işlerinden boşanmaya kadar, işte bir idare hukukundan, bu da klasik bir alan, iş hukukundaki işte davalara kadar bunlar zaten var. Bir bunlarla haşır neşir olabilecek seviyede tabii bilginiz olması çok önemli. Ama bir yandan da özel kendinize uygun alanlara da yönelmenizi ben size bir meslek büyüğünüz olarak tavsiye ederim. Ha, şunu söyleyerek sözlerime son vereyim. Ben 22 yaşında böyle gözüm çok kördü. Ben ne iş olsa yaparım, işte şey yaparım derdim. Kendimi tanımamıştım o zaman. Şu anda kendimi iyi kötü tanıyorum. Ben mesela bu meslekte gerçekten hani yönetme konusunda bir takım sistemleri kurup onları onları daha optimize etme konusunda daha çok yeteneğim var ve mesela şu anda ona yönelmeye çalışıyorum. Yani mesleğimin mesela %50'sinde ben avukatlık yaparken %50'sinde yöneticilik yapıyorum. Biraz da hayat sizi bunu itiyor. Çünkü mecbursunuz yani 100 kişilik bir yapı yönetiyorsunuz. O yüzden ama ben bunu sevdim. Yani mesela bizim ofisimizde bunu daha az sevenler var. Onlar da yapmıyorlar zaten. Onlar yerine de ben yapıyorum elimden geldiğince. Ve bu alanlarda da ilerlemek istiyorum. Evet, şimdi sorularınızı alabilirim arkadaşlar. Çok teşekkür ederiz. Gerçekten son derece samimi ve son derece kendi deneyimlerinizden yola çıkarak hepimizi aydınlatan çok faydalı bir 20 dakika oldu bizim için. Hemen öğrencilerimizin sorularına geçebiliriz. Zeynep Subaşı ilk el kaldıran kişi olarak dikkatini çekiyor. Buyur lütfen Zeynep. Merhabalar öncelikle. Merhaba. Hoş geldiniz. Ben Zeynep Subaşı, hukuk 3. sınıf öğrencisiyim. Benim sorum şöyle, siz nasıl başlarsanız öyle olur, öyle gider diye belirttiniz. Ardından da daha sonra belli bir alanda yoğunlaşırsanız, belli bir alanda çalışırsanız daha başarılı olabileceğiniz niş alanlardan bahsettiniz. Ben bu alanlarda kendimi daha iyi keşfedebilmek, nerede çalışmak adına daha böyle kendimi daha iyi keşfedebilmek adına sizce çalışma hayatında daha butik bürolarda mı başlamam daha doğru olur, yoksa daha böyle çok işi görebileceğim ve hani benim daha sizin çalıştığınız hukuk bürosu gibi
daha böyle o tarz avukatlık bürolarını mı tercih etmeliyim diye kafamda soru işareti oluştu. Şimdi Zeynep şöyle bir şey var, şöyle bir maalesef şöyle bir konu var. Biz daha çok iş yapalım, daha çok çeşitimiz olsun derken şöyle bir şeye mecbur kaldık. İş yapma şekli bunu gerektiriyor. Bizim departmanlarımız var. Mesela iş hukukunda, iş hukuk departmanımızdaki biri sadece iş hukuku yapıyor. Veya işte sigorta departmanımızdaki biri sadece sigorta yapıyor. Hatta bunların kendi alt kırılımları da var. İşte sigortada işte bedeni yapan var, branş yapan var, rücu yapan var. Branş yapan rücuyu bilmiyor, rücu yapan işte bedeni bilmiyor gibi düşünebilirsin. Maalesef bu büyüklük o branşlaşmayı da getirdiği için çok fazla şey göremiyorsun büyük bir yerde. Tamam mı? Ama daha butik bir yerlerde o da oluyor, o da oluyor, o da oluyor, o da oluyor. Dolayısıyla belki en doğru seçim şöyle bir yer olabilir. Daha mesela 50-60 kişilik olmasın da işte 10 kişilik olsun, yani 15 kişilik olsun. Ama orada insanlar aynı zamanda işte bir ticari davayla iştigal ederken bir yandan da bir iş davasına bakabilsin. Veya işte bir konuyla ilgili hukuki görüş verebilsin veya bir KVKK ile ilgili bir due diligence yapabilsin gibi bir şey herhalde daha faydalı olacaktır. Ama benim önerim tabii ki o büroda mutlaka niş bir işin yapılıyor olması. Yani mesela o büronun ya biz tamam arkadaş işte icra da yapıyoruz, ticaret de yapıyoruz, iş hukuku da yapıyoruz ama biz vergiyi çok iyi yapıyoruz. Bizim vergimiz çok kuvvetlidir. Neden? İşte bizim ofisimizin partneri vergi konusunda zaten 20 yıldır kulağı kesilmiş artık şey biri ve çok ciddi portföyü var, çok ciddi bağlantıları var. Artık herhangi bir şeyi ben sorduğumda çok doğru cevabı alabilirim gibi bir yer bulabilirsen en doğru yer orası olur diye düşünüyorum. Anladım, teşekkür ederim. Siz nasıl başlarsanız öyle gider deyince endişelendim çünkü hangi nasıl başlasam meslek hayatına diye bir sürü kafamda soru işareti oluştu. Şimdi biraz daha endişelendirmek istemezdim sizi, kusura bakmayın. Çünkü daha sonrasında memnun kalmazsam geri dönüş olur mu diye hemen böyle kendimce şeyler yaptım, senaryo ya yaptım. İşte onları biz görüyoruz. Yani mesela bir başlıyor bir örnek vereyim bir danışmanlık bürosunda işte bir plazada hiç sevmiyor. Sonra ne yapacağım ben diye ağlıyor yani. Hani öyle şeyler oluyor. O yüzden de tabii ki bunları baştan tespit etmek mümkün değil. Ama önceden de böyle bir fikri olması lazım insanların. Yani mesela ben zora gelmeyecek birinin plazada çalışmasını hiç tavsiye etmem. Çünkü ben biliyorum arkadaşlarım yani gece sabah 4'lere kadar çalışan insanlar var. Ben çalışmadım mı? Çalıştım sabah 4'lere kadar. Ama burada çalıştırmamaya gayret ediyorum. Çünkü doğru olmadığını düşünüyorum. Yani hani öyle bir yaşam tarzının sosyallikten tamamen izole edecek şekilde insanların hayatlarını bu kadar çalamayacağımızı düşünüyorum. O yüzden de ben mesela ben çok azimliyim arkadaş ben şeyim diyorsan git öyle bir yerde çalış o zaman. Onun da kendine göre benefitleri var. Anladım. Çok teşekkür ederim. Benim sorum bu kadardı. Görüşürüz. Evet, çok teşekkürler. Şimdi soruları sıraya dizmeye çalışıyorum. Öncelikle yazılı olarak bir soru gelmişti Muhammed Aydan. Okulu bitirip direkt kendi büromuzu açmak ne kadar makul ve mantıklıdır? Bunu tavsiye eder misiniz diye bir soru var. Çok güzel bir soru. Ben herhalde muhtemelen yani üçüncü seçeneğim de bu olurdu. Çünkü bizim mesela Ankara'daki ortağımız hep öyle yapmıştır. Okulu bitirir bitirmez kendi ofisini açmıştır. O da çok iyi bir yerdedir. Çünkü şöyleydi benim şöyle cevap verebilirim. Benim Pekin'den ayrılma hikayem şöyledir. Murat'la beraber Pekin'de çalışırdık. Murat Uyanık'la.
Sonra bir gün dedim ki 27 yaşındaydım. Dedim ki ya bu işe ne kadar erken başlarsan o kadar iyi. Çünkü şimdi yersin makarnayı. Yarın bir gün işte çoluğun çocuğun olunca krediye girince yiyemezsin dedim. Dolayısıyla biz 27 yaşında ofisi açtık. O yüzden erken başlamak yol alma konusunda ciddi bir avantajdır. Bu da benim açıkçası üçüncü tercihim olurdu. Ama ilk tercih söylediğim gibi niş bir alanda çalışan birinden işi öğrenmek ve bağlantı kurmak. Mehmet Selim Bey, merhaba. Merhaba. Ben Özyeğin Üniversitesi Hukuk Fakültesi 3. sınıf öğrencisi Rabia. Önerdiğiniz alanlardan biri olan e-spor hakkında biraz daha bilgi almamız mümkün müdür? Bir de bu sektörde, hukuk alanında uzmanlaşmış kimi önerebilirsiniz bize yanında yetişmemiz için? Bunları sormak istiyordum. Peki. Şimdi ben e-sporu önermedim öncelikle. Yani e-sporun şu anda evde oturduğumda, mecburen oturduğumda televizyonda yükselişine ben şahitlik ediyorum. Aslında e-spor teknolojideki gelişmenin hayatımıza kattığı bir yenilik ve e-spor için bir fiziksel kapasiteye veya yıllar süren idmana da ihtiyacın olmadığı için, evinde yapabildiğin için, çok da geniş bir alanı olduğu için aklıma bir örnek olarak geldi. E-sporla ilgili bir önerebileceğim biri yok ama teknoloji hukuku konusudur bence her şeyden önce e-spor. Yani gaming teknolojinin de yükselen yıldızı. Çünkü çok büyüyor o alanda her şey. Özellikle bu akıllı telefonların iyice artık hayatımıza girmesiyle yani hepiniz işte şey ne bileyim ben kelimelik oynuyorum. Öteki oğlan şey oynuyor. Ne o? Brawl Stars oynuyor. Şimdi bunları üreten insanlar da bütün dünyanın en zengin insanları. Dolayısıyla teknoloji hukuku alanında çalışan, ben size BTS'yi önerebilirim. BTS çok şeydir. Çok makbul bir yerdir. Eğer orada bir meslek hayatınıza başlama imkanınız olursa hiç kaçırmayın derim. Hatta bizden de bir danışmanlıktan biri de oraya gidiyor. Böyle bir şey var. Çok teşekkür ederim. Bir şey daha sormak istiyorum aslında. Sanırım bu da teknolojiyle ilgili olacaktır. Uluslararası düzeyde bir internet anayasası yapmamıza fikrine nasıl bakıyorsunuz? Mümkün müdür böyle bir şey? Şimdi tabii bu beni biraz aşan bir konu. Bu biraz felsefi bir konu. Bu özellikle ticaret hukukunun tekelden tekleştirilmesine ilişkin çabalardan hareketle cevap verebilirim. Aslında Lex Mercatoria vardır bilirsiniz. Yani tacirin hukuku işte yıllardır tekleştirilmeye çalışılıyor. Bunlar için çeşitli kurumlar kuruluyor. Çeşitli ortak alanlar, ortak kurallar getirilmeye çalışılıyor. Incoterms gibi. Fakat ne kadar başarılı olduğu tartışmalı. Neden? Çünkü aslında hukukun güzel tarafı da bu. Şimdi tutup Amerikalı için meri bir hukuku veya muteber bir hukuku Türkiye uygulatmakta zorlanıyorsunuz. Dolayısıyla yani bunun internetin bir anayasasını veya bütün dünyada kullanılacak bir şeyin hukukunu yazmak ve uygulatmak kolay bir şey değil. Yani hukuk biraz lokal bir şey. Oradaki insanların hayat görüşüne göre değişiyor. O yüzden de internet anayasasının olması fikri bana şu anda uzak geliyor. Hem sunum için hem sorular için çok teşekkür ediyorum. İyi günler. İyi günler. Biz de teşekkür ediyoruz sorular için. Bir diğer öğrenci Lal Kula sanıyorum soru sormak istiyordu. Hala burada mı kendisi? Evet hocam buradayım. Merhaba öncelikle tekrar sizinle bir kariyer sohbet gününde daha görüştüğüm için ben kendi adıma çok mutluyum. Geçen sene de okulumuza gelmiştiniz ve yine sizinle sohbet etme imkanı bulmuştuk öğrenciler olarak. Sorularımızı size sormuştuk ve çok keyifli geçmişti. Yine aynı şekilde öyle geçiyor benim için. Yine ben size şeyleri anlatmışımdır.
Çok bir şey değişmedi hayatım son bir yıl. Yok, ben öyle düşünmüyorum. Yine bize çok şey kattığınızı düşünüyorum. Ben şimdi 4. sınıf oldum ve artık CV'mi bazı hukuk bürolarına göndermek istiyorum. Göndermek istediğim hukuk bürolarından da biri sizsiniz. Çünkü ticaret alanıyla da ben ilgileniyorum ve uzun vadede de ticaret hukuku alanında ilgilenmeyi düşünüyorum. Bunun için CV'de sizin özellikle dikkat ettiğiniz şeyler var mı? Mesela motivasyon mektubu sizin için önemli mi? Türkçe bir CV mi gönderilmeli? Çünkü bazıları İngilizce CV bekliyor, bazıları Türkçe, bazıları böyle bir talepte bulunmuyor, yani söylemiyorlar. Ben açıkçası biraz bunları merak ediyorum. İsa sıra olur. Yani tamam, yok yok, dalga geçiyorum. Şöyle, şimdi ya tabii bu işe alma konusu falan çok enteresan bir şey. Yani bakıyorsunuz önünüze işte bir tomar CV geliyor ve onları böyle bakıyorsunuz ve maalesef bir insanın hayatı hakkında böyle biraz hani bir belki 10 saniyelik bir değerlendirmeyle böyle bir kendimiz bir şeyler etki yapıyoruz. Bu benim mesela ilginç bulduğum hayatta bir şeydir. Çünkü o insanın hayatı sizin o anki ruh halinizi, o anki işte geç mi kalktınız, erken mi kalktınız, buna göre falan değişebiliyor. Şimdi bence CV konusu şöyle cevap vereyim istersen, daha farklı olabilir. CV'lere ben çok fazla bakmıyorum. Bizde önce bir elemeden geçiyor. Yani departmanlar kendi alımlarını yapıyorlar, kendi ilanlarını çıkıyorlar. Oradaki ihtiyaçlarına göre kendileri ilk elemelerini yapıyorlar, kendi görüşmelerini yapıyorlar. En son artık bize bazen gerekirse, bazen haberimiz bile olmuyor birinin alındığından. Görüşme yaptığımız noktada ben şunlara dikkat ediyorum. Bir, sadece hukuk mu yoksa hayatın içinden biri mi? Mesela bende şey caziplik yaratıyor. Ben Migros'ta çalıştım. Bence çok değerli bir şey. Ben tezgahtardım. Bence çok değerli bir şey. Ben halı sattım Kapalı Çarşı'da. Çok değerli bir şey. Yani çünkü kimsenin sahip olamayacağı tecrübeler bunlar. Veya işte ne bileyim ben amcamın kuyumcusunda çalıştım. Bunlar beni cezbediyor şahsen. İş görüşmelerinde ise şunu söyleyebilirim. Üç tane, bu sırayla üç tane şeye dikkat ediyorum. Bir, ahlak. Yani bu işi yapacak moral değerleri var mı yok mu? O insanı zaten iş görüşmesine gire gire zaten şey yapıyorsunuz, anlıyorsunuz. Yalan söylüyor mu, söylemiyor mu, samimi mi, değil mi? İki, enerji. Yine bu sırayla. Yani bu enerjisiyle bir fark yaratabilir mi, yaratamaz mı? Çünkü bilgi her yerde var. Veya işte bazı insan çok zekidir, zırt diye anlar. Bazı insanın daha fazla okuması gerekir bir şeyi tam kavraması için. Ama enerjisi varsa okur. İki, enerji. Üç, bilgi. Bu sırayla. Yani bu üçünü doğru şekilde karşılıyorsa o insan zaten şeydir, yeterlidir benim için. Sonra bu üçünü karşılayan insanlar arasından seçim yapıyoruz. Çok teşekkür ederim. Bir de bir arkadaşım var. O toplantıya katılamadı. Bana dedi ki lütfen sorar mısın? Onun da yani izniniz olursa sorusunu sorabilir miyim? Etik uyumla ilgili tavsiye edebileceğiniz bir büro var mı? Ya da bu şekilde bir kariyere başlamak istiyor. Nasıl bir adım atmalı? Compliance diyorsun, öyle anlıyorum. Yani şirketlerin compliance'ları. Şimdi gerçekten çok güzel, niş bir alan. Güzel. Çünkü şirket ebatları büyüdükçe, kurumsallaşma arttıkça bu otomatik bir ihtiyaç haline geliyor. Ve genelde de şirketlerde compliance manager'lar var. Compliance manager'larda ya işte idari müdürlerden seçiliyor ya da hukuk müşavirlerinden seçiliyor.
Tabii dış denetçileri de genelde avukatlar yapıyorlar. Yani compliance manager var içeride ama bir denetim için oraya işte avukatların girip bir söz söyleme imkanları oluyor. Çok güzel bir alan. Samimiyetle tavsiye edebileceğim kimse yok. Araştırmanızı öneriyorum. Ama çok güzel bir alan. Mesela doğru bir yol. Kimin aklına geldiyse arkadaşına tebriklerimi ilet. Lütfen gerçekten doğru bir yol. Çünkü burada gerçekten bir sektör var. Yani her şirketin bu artan bir şekilde olacak bu. Her şirketin buna ihtiyacı olacak. Hatta bir tane ilave edeyim izninle. Bir de compliance managerlığın altında da düşünebilirsin. White collar crime diye bir kavram var. Beyaz yaka suçları. Çok fazla beyaz yaka suçu oluyor. İşte güveni kötüye kullanmadan işte rüşvete kadar çok fazla şeyler oluyor özel sektörde. Bunlar da çok özellikle şirket içerisinde olduğu için şirketin kendisine emanet edilmeyecek işler. Mesela yurt dışında o şirketin sahibi olan ana varlık işte holding geliyor. İşte Türkiye'de bir avukat tutuyor. Git diyor şu durumu araştır diyor. Git şey yap diyor. Teftiş yap diyor. Bayağı savcı gibi oturup işte tanık dinleyip falan çalışıp oradaki due diligence yapıp bir rapor yazıp son derece de geliri iyi olan bir alan bu. Oralarda çalışmak çok güzel bir alan mesela. Ben white collar crime'da çalışmak isterdim şeyde. Cazip bir şey. Çok ama inan bilmiyorum. İnan bilmiyorum yani şey. İsim veremem compliance manager'ı. Compliance çok teşekkür diye. Ederim cevapladığınız için. Çalışılabilecek alanlarla ilgili sorular gelmeye devam ediyor. Muhammed Ay'ın bu konuda bir sorusu var. Sağlık hukuku malpractice niş alan söyleminizin içine girer mi? Çok güzel bir soru. Muhammed çok güzel yakalamış. Tam olarak da bunu kastediyorum işte. Mesela sağlık hukuku ve malpractice son derece niş bir konu. İstanbul'da Levent'teydi ofisi şeye taşıdı, Maslak'a taşıdı. İyi yakın tanışıklığım da vardır ama ismini unuttum. Bir hanımefendi var. Yaşı benden 5-10 yaş herhalde ileridir. İsmini unuttum. Daha sonra ben Deniz Hocam size de bildiririm. Muhammed bana LinkedIn'den yazsın, ona da cevap veririm. Malpractice'de ekseriyetle o çalışıyor. Çok da iyi çalışıyor. Malpractice bence gitgide artacak önemli bir alan. Zaten şu anda sigorta şirketlerinde ciddi karşılığı olan bir alan. Bence orası çok iyi bir alan. Yani orada çalışılabilir. Çok kıymetli tavsiyeler alıyor öğrencilerimiz vallahi. Şey gibisiniz, İşkur gibi şu anda. Herkese belli sektörlere yön gösteriyorsunuz. Gerçekten çok kıymetli. Şimdi alan değil ama yer açısından bu sefer de bir soru var. Üstelik de stajyer avukat olan Eylem Hanım sanıyorum. Çanakkale Barosu'nda stajyer avukat imiş. Fakat geleceğimi böyle küçük bir şehirde mi yoksa İstanbul gibi bir yerde mi şekillendirmem gerektiği hususunda kafa karışıklığı yaşıyorum. Bana verebileceğiniz tavsiyeniz var mıdır diye sorar. Ya Eylem diyorum müsaadenle. Şimdi bu tamamen şey meselesi. Şimdi Çanakkale'nin bir sınırı var. İstanbul'un bir sınırı yok. İnsanın ne istediğiyle alakalı bir şey. Ama İstanbul o kadar yoruyor ki insanı. Gerçekten hani sen Çanakkale'de mi yaparsın, İstanbul'da mı yaparsın diye soruyorsan bana ben İstanbul'da yaparım. Çünkü ben bu karmaşa benim hoşuma gidiyor. Ben Çanakkale'de sıkılırdım muhtemelen. Çanakkale'de de şöyle bir iyi bir durum var. Çanakkale için söylemiyorum, Taşra için söylüyorum. Taşra'da avukatlar çok makbuldür. Gittiğinde adliyeye şey derler, o avukat Selim hoş geldin nasılsın derler. İstanbul'da kimse yüzüne bakmaz. Mesela İstanbul çok anonim bir yer. Çanakkale'de daha avukat olduğunu hissedersin. Daha kendini muteber hissedersin. Ama Çanakkale'nin de bir sınırı vardır. Yani Çanakkale'de
İçtaş'ın avukatı olursun en fazla. İçtaş çok büyük bir yerdir. Bilmiyorum, biliyor musunuz? Biga'da şeyi. Ama İstanbul'da Coca-Cola'nın da olursun, Microsoft'un da olursun, işte Garanti Bankası'nın da olursun, herkesin olabilirsin. O yüzden bana soruyorsan, ben sen ne olursun olmak istersin diyorsan, benim karakterime İstanbul daha uygun olduğu için İstanbul'u tercih ederdim. Ama benim daha sakin bir hayatım olsun, daha insanlar bana işte sokakta avukat avukat muamele etsin diyorsan, o zaman Çanakkale'yi tercih ederim. Ha, taşrada avukatlık da güzeldir bu arada. İyi yaşam, iyi para kazanılır Çanakkale standardında. İyi bir şeydir taşra avukatlığı. Ben tavsiye ederim yani. Bunun çok yakın bir örneğini biz kendi üniversitemizde yaşadık aslında. Araştırma görevlisi bir arkadaşımız ceza hukuk alanında çalışıyordu. Ve daha sonrasında avukatlığın kendisi için daha iyi olacağına karar verdi. Hatta ve hatta Çorlu'ya taşındı. Ailesi de o civarda işte noterlik vesaire de yapıyordu. Şu an hepimizden çok daha mutlu bir yaşam olduğunu biliyoruz yani ve kıskanıyoruz içten içe hepimiz. Çünkü böyle bahçeli bir evi, eşiyle birlikte açtıkları ortak bir ofisleri, işte böyle müstakil yeşillik içinde falan bir yaşamları var. Böyle seçenekler de gerçekten Çanakkale vesaire insanı cezbetmiyor değil ama tabii tercih meselesi. Ya bir de Çanakkale güzel yani. Hani evet. Şeyde de hani bağımsızlığın ilanesi de ayrı bir şey olsa diye düşündüğümüz hatta bir ben Adanalıyım. Adana'dan güzeldir Çanakkale. O yüzden neden olmasın yani? Evet, evet, gerçekten farklı seçenekler var. Bir öğrenci bizim daha sorusu var. Serper, istersen söz alabilirsin. Sonra da yazılı soruya devam edelim. Merhaba Selim Bey. Öncelikle hoş geldiniz demek istiyorum. Ben çok değerli düşünceler paylaştınız. Çok teşekkür ederiz. Siz yurt dışına gidip orada yaşamayı önerdiniz ama ben az çok sorumun cevabını almış gibi oldum bundan sonra ama yine de soracağım. Şimdi ben teknoloji hukuku konusuna çok sıcak bakıyorum. Fakat yani Türkiye'de sanki hani bununla ilgili işte yani Türkiye'nin durumu malum çok biraz geriden takip ediyoruz bazı şeyleri. Hani bu konuda kendimi sizce yurt içinde mi daha çok geliştirecek fırsat bulabilirim? Yoksa yurt dışına gidip orada eğitimler almam benim için daha mı iyi olur? Hani bu konuda bana bir yardımda bulunabilir misiniz? Valla bizim ofisten bir stajyerdi çocuk. Bundan yaklaşık 4 sene önce falan bana şöyle bir soruyla geldi. Abi dedi ben Singapur'a master'a gideceğim dedi. Tamam mı? Ne işin var Singapur'da dedim. Yani hani Singapur'da ne olabilir ki dedim yani. Hani orada çok fazla hukuk işi var da o ayrı da. Yani sen niye gidiyorsun? Hani gideceksen Avrupa'ya git. Teknoloji master'ına gideceğim dedi. Teknoloji hukuk master. Dedim bunu bana niye soruyorsun? Zaten direkt git yani. Hani çünkü hayat bu. Sen zaten hiç kimseye bir şeyi sormadan doğrusunu anlamışsın. Direkt git dedim. Dolayısıyla yani yurt dışı tabii daha cazip. Bu konularda daha fazla imkan olabilir. Bilmiyorum. Hocalarımız burada şimdi bir şey diyemiyorum. Belki onların kafalarında bir şey vardır. Şimdi insanları yurt dışına yönlendirmeyeyim. Yani mutlaka Kadiras Üniversitesi'nde lisans üstü eğitim alın gibi bir reklam faaliyetine girmiyoruz zaten. Yüksek lisans konusunda bu arada ben de katılıyorum. Doktoradan daha çok katılıyorum hatta. Mesela yurt dışında doktora yapmalı mıyız gibi bir soruya ben genelde yüksek lisans diye cevap veririm zaten senin biliyorsun. Yurt dışı deneyimi için çok iyi bir zamanlama bence yüksek lisans. Bence de. Bir de şöyle bir şey var. Şimdi tabii onu konuşamadık. Yurt dışında yüksek lisansı sadece iş olarak düşünmeyin arkadaşlar. Yani herkesin yurt dışında bir miktar yaşamış olması da kendi görgüsü, hayat görüşü, bundan sonraki planları, orada kuracağı bağlantılarla ilgili çok faydalı. İşte benim söylediğim avukat arkadaşım gitmeseydi Londra'ya, şu oradaki o bağlantıları sayesinde o yurt dışındaki avukatlık bürosundaki o işi bulamayacaktı. Belki hayatı değişti kızın. Dolayısıyla gidebilen açısından, tabii herkesin öyle imkanları yok. Ama gidebilen açısından ben kesinlikle tavsiye ederim. Ha, ben yaptım mı yapmadım ayrı konu ama ben zaten hukuk 3'te çalışmaya başlamıştım yani. O yüzden.
Çok teşekkür ederim, sağ olun. Evet, bir soru daha var, yazılı sorulardan yine. Ömer Fatih Gürcan'ın sorusu. Fintech'lerin ülkemizde faaliyet alanı artıyor ama hala bu alanda yeterli düzeyde değil. Belli bir seviyeye gelene kadar benzeri bir alanda, mesela banka alanında bir büroda çalışmak mantıklı mıdır? Şimdi şöyle, banka alanı, mesela biz banka avukatlığı yapıyoruz ama bizim yaptığımız banka avukatlığıyla fintech'in hiçbir alakası yok. Ama eminim bankalara da hizmet veren, şimdi soruyu doğru mu anlıyorum acaba? Banka alanında ben çalışayım ama aynı zamanda fintech ile ilgili görgüm de olsun bu vesileyle şeklinde mi soru? Yoksa ben bankada çalışayım şimdilik, ondan sonra fintech'lere geçerim şeklinde mi? Eğer banka alanında çalışayım, o zaten fintech'lerle ilgilidir diyorsan öyle bir şey olmuyor. Ekseriyetle. En azından benim tecrübem onu öyle göstermiyor. Ama banka alanında şimdilik çalışayım, ondan sonra fintech'lerin seviyesi de arttıkça Türkiye'deki artıyor. Doğru, haklısın. Yani sürekli fintech kuruluyor. Bu yapılabilir. Bankayla ilgili şunu söyleyebilirim. Banka alanında çalışan bir büro, eğer mesela biz aslında öyle bir büroyuz. Banka bir mutfaktır. Çünkü bankada her şey vardır. Bankada bilanço incelemesinden tut, işte çok çeşitli sektörlere kredi kullandırılmasından, çok çeşitli bir bankanın kira sözleşmesi de vardır. Efendim, kredi sözleşmesi de vardır. Bir iş sözleşmesi de, her tür sözleşmesi vardır. Çünkü banka bütün ticaret hayatına değdiği için banka çok genel geçer bir müessesedir ticaret anlamında. O yüzden banka alanında eğer kredi kartının takipleriyle sınırlı olmayacaksa bu iş, banka alanında çalışmak güzel bir şeydir. İnsanı geliştirir. Ama fintech'le ilgisini doğrudan kuramadım, onu söyleyeyim. Teşekkür ederiz. Şimdi Gökçe'nin bir sorusu olacaktı. Gökçe Kambur. Merhaba Selim Bey. İlk öncelikle hoş geldiniz ve teşekkür ederim. Bizimle bu sohbeti yaptığınız için. Ben teşekkür ederim. Benim sorum şu yönde. Şimdi biz fakültede bazı dersleri görüyoruz ve ben bu alanla ilgilenmeliyim, bu alanı sevdim desek de bazen notlarımız aynı şeyi söylemiyor bizimle. Mezun olduktan sonra o dersi neyle geçtiğimiz bize herhangi bir dezavantajı çıkartır mı karşımıza? Bununla birlikte bir sorun daha var. Müzik hukuku hakkında ne düşünürsünüz? Ya da önerebileceğiniz herhangi bir büro var mı? Şöyle, yani bir alandaki ders notlarınızla meslek hayatınızın hiçbir ilgisi olmadığını ben düşünüyorum. Çünkü o an olmamış olabilir, sınavınız kötü gitmiş olabilir, o an tam idrak edememiş olabilirsiniz işin işleyişini. Bu zaman içerisinde öğrenmeyeceğiniz anlamına gelmiyor. Ama dolayısıyla ikisi arasında bir bağlantı kuramıyorum. Yani ben bunu seviyorum, bunu yapacağım kardeşim diyorsanız o her şeyden daha değerli bir şeydir yani. İnan bana, en bir insanın sahip olabileceği en iyi varlıklardan biridir. O alanda kendini tanıyıp geliştirme konusunda irade sarf edebilmesi. Müzik hukuku konusunda bilmiyorum. Yani inan hiçbir müzik hukukuyla ilgili de bir kez geldi sadece önüme. O da bir işte şeyle alakalıydı. Bu Mior bir eser sahipleriyle ilgili bir konuydu. Ama bu genelde yani özel regülasyonları olmasına rağmen genelde borçlar hukuku sözleşmeleridir bunlar. Yani İyi bir borçlar hukuku bilgisiyle zaten çoğu şeyi çözebilirsiniz. Yani belki hani şunu önerebilirim size. İyi borçlar hukuku bilgisi, borçlar genel bilgisi daha ziyade, borçlar özelden de bence önemli, borçlar genel bilgisi. Aslında çoğu özel hukuk uyuşmazlığını çözmenizi sağlar. Diğerleri regülasyondur. Onu da işte zamanla şey yaparsınız. Dolayısıyla
müzik hukukuyla ilgilenmek istiyorsan ben önce borçlar hukukunun iyi olması gerektiğini düşünüyorum. Oraya bir ağırlık ver. Ama müzik hukukuyla inan şeyim yok. Yani bir tanımıyorum. Ciddi bir tecrübem yok. Teşekkür ederim. Ama bunlar araştırılabilir. Yani hani şöyle yapabilirsiniz bu konuda. Baroların komisyonları var. Çok çeşitli alanlarda faaliyet gösteriyorlar. Mesela barolara gitmenizi öneririm. İstanbul Barosu'na da yani arayıp sorsan da söyler sana. Ankara Barosu'na da arayıp sorsan söyler. Çok çeşitli alanlarda faaliyetleri var. O çeşitli alanlardaki faaliyetleri üzerinden kontaklara ulaşılabilir. Evet. Mesela müzik hukukuyla kim ilgileniyor noktasında barodan bilgi alınabilir. Tamamdır. Selim çok... burada araya gireceğim. Çünkü şey ben Gökçe'yi bir sene boyunca ikna edemedim bu not konusunda. Hem yani uygulamadan da net bir şey söyleyin. Herhalde artık bir daha sonra çünkü geçen senemiz Gökçe'yle böyle geçti. Burada arkadaşları da var görüyorum. Gayet böyle keskin cevaplar veriyor vesaire nota yansıtamıyor. Bütün sene bunu tartıştık. Sanıyorum artık noktalandı değil mi Selim Bey de söylediği evet. anda. Ben teşekkür ederim sana. Sanıyorum bir senelik soruyu tamamladık böylece. Evet, hocam ben de hani anladım biraz ama biraz da hani gerçek hayatta bunun tam olarak etkisini bir de Selim Bey'den duymak istedim ama bir daha sormayacağım söz veriyorum. Evet. Hocam Gökçe ile bu sene biz yine aynı konuları konuşmaya devam ettik bir süre. Tabii. Zeynep ve Serper ikinizdi değil mi? Biriniz Selim'e anlatayım onu. Doğru hatırlıyorum değil mi? Çünkü artık karıştırmaya başladım. Doğru. Başladı. Evet. Zeynep Serper'i çalıştırdı. Çalıştırmış. kaç aldın Zeynep? Eğer hani söylemek istemiyorsan söyle de. Ben 45 mi 50 almıştım galiba. Benden yani. Böyle bir not. Serper kaç aldı? Serper de 75 almıştı. o gün bugün de. Bana bütün sene bunu sordular. Hani hocam ben çalıştırdım Serper'i nasıl o bu notu alır diye. Ben de onun daha çok Serper'le Zeynep arasında bir sorun olduğunu anladım. Can ben bir şey anlatayım. Şimdi ben kaçıncı sınıf oluyor? Hukuk felsefesiyle neydi? Özellikle genel kamu hukuku. Birine Cemal Bali Akal geliyor. Diğerine doğal hukukçu Niyazi diye isim geliyor ya. Neyse biri doğal hukukçu, biri pozitif hukukçu. Ama yani hani biri iliklerine kadar doğal hukukçu, diğeri iliklerine kadar pozitif hukukçu. Ben de pozitif hukuku benimsemişim. Cemal Bali Hocam'ın şeyiyle. Girdik finallere. Aynı soru çıktı ikisinde de. Aynı soruyu sordular. Yani hani cümle biraz farklı ama aynı soru. Ben de ikisine de aynı cevabı verdim. Yani inandığım şeyi söyledim böyle. Birinden çaktım doğal hukukçuda. Diğerinden iyi bir not aldım. Yani dolayısıyla bu tamamen şeyle alakalı. Yani hocayla alakalı deyip bana bağlama ama şimdi. Yok öyle değil. Yani hani bu bir yaklaşım meselesi. Yani birinin hukuk öyle bir şey ki yani çok iyi anlatmayla daha yüksek puan alınmış olabilir. O ifadeler falan çok önemli sonuçta. Ama oluyor bunlar yani onu söyle. Yani 22'de de oluyor. Daha ileriki yaşlarda oluyor merak etmeyin. Teşekkür ederim. Aldığımız notun evet hocaya bağlı olduğu sonucuna varmak biraz acı oldu bizler için. Fakat ben de kendi adıma minik bir şey ekleyeyim. İş hukuku alanında çalışıyorum ben Selim Bey. Galatasaray'da üniversitede hayatımda aldığım en düşük notu sosyal güvenlik sınavından almıştım. 25 almıştım ve iş hukuku asistanı olmak istiyordum. Öyle bir yani üstelik de gayet de iyi çalışmıştım ama olabiliyor. Gördüğünüz gibi okuldaki başarımızla sonra ileride profesyonel yaşamda yaptığımız işin birbiriyle çok da bağlantısı olmayabiliyor. Onu da minik böyle eklemek isterim. Canan Erkan'ın bir de sorusu vardı. Canan seni dinliyoruz. Öncelikle merhaba Mehmet Selim Bey. Verdiğiniz değerli bilgiler için çok teşekkür ederiz. Öncelikle şunu söyleyeyim, biraz eğitimim ben çok başındayım. O yüzden yanlış bir kullanım yaparsam kusura bakmayın. Ben üniversite hayatımı da, hukuk alanındaki eğitim hayatımı da planlı ve dolu dolu geçirmek istiyorum. Ama 3. sınıf, 4. sınıf olmadığımız için kendimi tam olarak nasıl hani staj
çok mümkün değil şu anda. Neyle, nasıl geliştirebilirim onu soracaktım. Valla stajın niye mümkün olmadığını düşünüyorsun bilmiyorum. Staj yapabilirsin bence. Birinci sınıftan itibaren staj yapabilir miyim? Bence yapabilirsin. Çünkü bence bir o yaz stajının, hatta bir öğrenci, mesela bizde öğrenci stajyer de vardı. Yani normal şeyi boyunca çalışıyordu. Devam mecburiyeti olmayan bir yerde okuyordu. O yüzden ve o bizde son derece başarılı bir şekilde neredeyse avukat seviyesinde iş yaptı. Hala bizimle. Bilmiyorum, bunlar kötü örnekler mi şimdi? Hocalar bana kızmasın, bir şey diyemiyorum. Ama bence stajların mantığı zaten şu. Bir, staj yaptığın yerdeki insanın hayatı nasıl gidiyor? Onu tanımak. Yoksa dur ben iş öğreneyim, işte şey yapayım değil. Yani o sana hitap ediyor mu etmiyor mu onu görmek. Yoksa kimsenin zaten yaz stajından böyle bir kuş kondurmasını bekleyeceğini ben düşünmüyorum zaten. O çok doğru bir yaklaşım da olmaz. O yüzden de ben yapmıştım. Ben birinci sınıftan sonra yaptım ya yaz stajı. İyi ki de yapmışım. Bence yapılabilir. Ne kadar çok o kadar iyi. O kendini tanımak, sektörü tanımak, işte ne oluyoryu görmek açısından çok faydalı bir şey. Çok teşekkür ederim. Ya benim kafama yattığı sürece ben birinci sınıf mezunu yaz stajyeri alırım. Onu söyleyeyim açık açık. Bir de işe alım süreciyle ilgili yine yazılı sorulardan bir tanesini okuyalım. Oğuz Koç'un sorusu, size bir başvuru olduğunda işe alım sürecinde teknoloji hukuku alanında yurt dışına yüksek lisans yapmış biri mi sizin için daha kıymetlidir? Yoksa teknoloji hukuku alanında saygın bir büroda çalışmış, örneğin işte BTS'de 2 yıl çalışmış biri mi tercih edersiniz diye sorar. Ya, şimdi tabii bu diğer bütün parametrelerin aynı olduğu varsayımında, yani aynı vasıfta iki insanın, ben sonuçta iş yaptığımız için burada, yani mesela ikisinin de İngilizcesinin gayet iyi olduğunu varsayıyorum. İş yaptığımız için iş anlamında bana daha çok hangisi daha faydalı olursa ona yönelirdim. Burada da Türkiye'de çalışmış birini tercih ederim açıkçası. Çünkü diğeri biraz daha kapalı kutu. Ha, ama diğeri mesela şuysa, diğeri şu şunu sağlıyorsa, ya yurt dışıyla benim bağlantılarımı kurmama ve geliştirmeme yardımcı olacaksa, o zaman onu tercih ederim. Dolayısıyla o biraz benim o anki o insanlardan beklentimle olan bir şeydi. Ama ilk refleksim şey olurdu, Türkiye'de büroda çalışmış olurdu. Çünkü işi biliyor, yani işi asıl bilen o. Teşekkür ediyoruz. Bir de 4. sınıf öğrencimiz Seda'nın sorusu var. Rekabet hukuku alanında çalışmak istiyor. Fakat bu ders fakültede verilmediği için alamadım. Bu alanda kendini geliştirmek için neler yapmamı önerirsiniz? Şimdi Rekabet Kurumu'nun yayınları var. Rekabet hukuku alanında çok fazla çalışma var aynı zamanda. Rekabet hukuku biraz da içtihat hukuku. Yani rekabet hukukunun biliyorsunuz bir tane kanunu var. Çıkarttığı tebliğler var rekabet kurumunun. Bu tebliğler de mevzuatı oluşturuyor. Ama asıl şey rekabette rekabet kurumunun verdiği kararlardır. Rekabet kurumu da verdiği bütün kararları sitesinde yayınlıyor. Dolayısıyla zaten aslında görece sınırlı bir alandır rekabet kurumu. Yani işte uyumlu eylem, uyumlu işlem kararları, işte hakim durumun kötüye kullanılması ve birleşmelerde bir hakim durum yaratılmadığına ilişkin bir takım incelemeleri vardır. Ve işte soruşturmaları vardır. Rekabet hukuku çok güzel bir alandır. Şunu söyleyebilirim ama, yani bu niş alan diye örnek verdiğim şeylere girmektedir, alanlara girmektedir. Ama şunu söyleyeyim rekabet hukuku ile ilgili. Rekabet hukuku biraz 2000'lerin başında çok modaydı. Yani 2000
2005'ten sonra özellikle çok işte bu soruşturmalarla verilen cezalar gibi orada çok büyük bürolar el attı rekabet hukukuna ve ciddi anlamda parsellediler. Mesela Erdem çok iyidir şeydi, Ercüment Hocalar rekabet hukukunda. Orada Mert Kara Mustafaoğlu isimli eski bir rekabet uzmanı bir hukukçu var, değerli. O da çok şeydir, muteberdir. Dolayısıyla yani o şeylerle, o iyi bürolarla çalışmak bir seçenektir. Bir de çok fazla şey var, materyal var aslında rekabet hukukuyla ilgili. Ha, hiçbir şey yani bulamıyorsan bence rekabet kurumunun internet sitesini aç, kararları oku. Orada zaten işin ruhunu anlatıyor rekabet kurumu. Evet, teşekkür ediyoruz. Nilay Hocam lütfen buyurun. Nilay Hocam söz almak istiyorum. Merhabalar. Öncelikle Selim Bey'e teşekkür ediyorum. Merhaba hocam. Bizleri onurlandırdığı için, fakültemiz öğrencilerini ve bizleri. Hazır mesele rekabet hukukuna gelmişken birkaç şey de ben söylemek istedim. Dikkat çekmek amacıyla. Rekabet hukukunu öğrenciler hep daha böyle işte ticaret hukuku, özel hukuk bağlantılı görüyorlar. Ama yarısı özel hukuksa yarısı kamu hukukudur. Bunun bir hakkını hani teslim etmek lazım. Çünkü öğrencilerin kafasında hep böyle rekabet deyince hep ticaret, işte borçlar vesaire gibi bir algı oluşuyor. Biraz onu kırmak lazım. O bakımdan bir dikkat çekmek istedim. Bir ikincisi, Selim Bey referans gösterdi. Mert Kara Mustafaoğlu benim sınıf arkadaşım fakülteden. Çok gerçekten bu işe ömrünü adamış bir insandır. Rekabet kurumunda senelerce çalıştı ve o süreç içerisinde bana hep geri bildirimde bulunurken hep sorardı. Öğrencilerden varsa hukukçu olup rekabet kurumunda çalışmak isteyenler mutlaka bağlantıya geçsin bizimle. Çünkü hukukçu olan, rekabet kurumunda hukukçu olarak çalışan çok fazla kişi yok. Ve buna çok büyük ihtiyaç var. Dolayısıyla o süreçte hep böyle bir bazı arkadaşlarımızı yönlendirmişliğimiz olmuştu bizlerin de. Sağ olsun Mert o konuda çok cömert de davrandı. Fakat tabii sonra ayrıldı. Şimdi Erdem'de çalışıyor. Daha özel sektöre geçti ama işte o altyapı biraz önemli. Belki de öğrenciler rekabet hukuku kapsamında bir altyapı yapmak istiyorlarsa staj imkanlarına bakabilirler. Çünkü var kurumların böyle staj imkanları. İşte hani şeyine göre, çalışılacak kuruma ve yapılacak işe göre. Anayasa Mahkemesi'nde de staj imkanı var. Hani o başka bir mecra ama rekabet kurumunda da böyle imkanlar oluyor. Arzu edenlerin hani pratikte neler oluyor görmek bakımından teoriyi tamamlamak için böyle bir imkanı da var. Bir de onu hatırlatmak istedim. Çok teşekkür ediyorum tekrardan. Katkınız için biz teşekkür ederiz hocam. Bu arada bir sorumuz daha geldi. Bitmiyordu sorular sürekli yoğuyor. Öykü'nün bir sorusu var. Yurt dışında avukatlıkla ilgili olarak özellikle İngiltere odaklı Avrupa'da avukatlık yapmak isteyenler için iş olanakları nelerdir? Hangi alanlarda çalışma imkanları vardır? Ve ek olarak yine yurt dışında çalışmak isteyenler için önereceğiniz bir yüksek lisans alanı var mıdır? Şimdi ben Nilay Hocam öncelikle çok teşekkür ederim. Ben size idare hukukuna çok niş alan olarak referans yapmadım. Eksikliğimi şimdi hissettim. Ben idare hukukunu da özellikle vergi hukuku gibi, hatta vergi hukukuna daha eğlencelidir idare hukuku. Çünkü daha çok çeşitli alan var. Yani vergi hukukunda daha sınırlı bir kapsam var. İdare hukukunda da ben Celal Hoca'da, Celal Erkut'un önüne gittiğimde vakti zamanında da iş hayatı içerisinde yani gerçekten hani farklı konuşuyor bu insanlar, gerçekten çok hakimler diye çok şey olmuştum. O da mesela niş bir alandır. İdare hukukunda da İstanbul'da çalışacak şey çok az bulunur. Çok avukat, böyle hakim avukat çok az bulunur. Ben sizin vesilenizle de idare hukukunda önermek isterim arkadaşlara. Tekrar mesleğime başlasam seçeceğim alanlardan biri şey olurdu, idare hukuku olurdu. Çünkü gerçekten heyecan verici, öyle söyleyeyim size.
Şimdi soruya gelirsem tekrar özellikle İngiltere odaklı Avrupa'da avukatlık yapmak için iş olanakları nelerdir? Hangi alanlarda çalışma imkanları vardır? Şimdi şöyle oluyor. Yüksek lisans alanı çok çeşitli tabii. Bu İngiltere falan bu işin beşiği olduğu için. Yani hocamlar daha iyi bilir. Ben yurt dışında yüksek lisans yapmadım ama çeşitli farklı isimlerde yüksek lisans programları var. Ve bunlar zaten genelde işte sınırlı bir eğitimde, yani çok böyle kapsamlı Türkiye'deki lisans programı gibi eğitimler değil. Yani birkaç tane ders işliyor oradaki programlarda size insanlar. Bu size bir kere orayla ilgili bir şey veriyor. Yani tam oradaki iş imkanı, oradaki büro diyor ki ya tamam kardeşim işte artık şeyde çalışmış, şeyde yüksek lisansını yapmış adam diyor işte. Kentte yüksek lisansını yapmış diyor. LSE'de işte şunu yapmış diyor. Oradan zaten bir notunu veriyor. İkincisi o yüksek lisans programları sayesinde, üniversiteler sayesinde orada iş imkanları olabiliyorlar. Çünkü oradaki bürolar, oradaki şirketler üniversitelere başvuruyor. Böyle bir şeyin stajyer imkanı var mı, alabilir miyim diye soruyor mesela. Dolayısıyla oradaki üniversitelerin de iş bulma anlamında çok faydası oluyor insanlara. Ama genel olarak yüksek lisans alanı diye sınırlayamam ben. Öncelikle çok bilmiyorum. İkincisi çok çeşitli olduğunu biliyorum. Yani hani isimleri çok farklı ama çoğu işte uluslararası ticaretle ilgili özel hukuk programlarıdır bunların. İşte bunlardan sana dersleri cazip olana gidebilirsin mesela. Hani bu bir şeydir. Hangi alanda çalışma imkanları vardır derken şöyle cevaplayabilirim buna. O yüksek lisans programından mezun olunması çoğu yabancı büro için zaten hani bu çalışan bizim çalışanımız olabilir bu çocuk diye gözüyle bakmasını sağlıyor. Bir de oradaki tabii bu ticaretin beşiklerinden biri olduğu için Londra orada çok fazla, şimdi Brexit sebebiyle bir kısım şirketler Almanya'ya kayıyormuş ama Londra'da çok fazla Türkiye ile ilgili ticaret var. Mesela onların Türkiye branşlarına bakan, işte P&G'nin Londra ofisinde Türkiye'ye bakan bir pozisyon oluyor. İhtiyaçları oluyor adamların. Oradan bir alım yapıyorlar. Böyle şeyler olabilir. İkincisi, yurt dışında bazı Türk firmalar var. Örnek veriyorum, işte Credit Europe'un Hollanda'da şubesi var. İşte Özyeğin'in bankasının. Oraya da adam mesela Türkiye ile bağlantılı işler yaptığı için mesela Türk bir avukat istihdam etmek isteyebiliyor. Bu tür işler var. Dolayısıyla çok çeşitli şeyler var. Hani bulunabilir diye düşünüyorum. Zor bir şey. Kolay değil. Yani çok çok fazla hüsran hikayesi de var. Yani belki dur ben işte Londra'ya gideyim dur bir sonuçta bakkal açmak değil bu. Yani kolay bir şey değil o işi bulmak. Belki %20'si bulabiliyordur. Ama bulunabiliyor. Var yani çeşitli imkanlar. Evet. Başak Hocam. Buyurunuz. Evet. Başak Hocam. Evet. Son soru olarak kendim öyle yapıyorum ama tabii devamda edebiliriz. O anlamda Selim'e sormak lazım. Ben şu soruyu sormazsam bu toplantıyı bitiremeyeceğim. Arkadaşların, yakın arkadaşların ortak olması konusunda ne düşünüyorsunuz Selim Beyciğim? Çünkü burada yakın arkadaşlar, üniversitede tanışan, üniversite mezuniyeti sonrasında tanışan ve beraber ortaklık yapmayı düşünecek olan öğrencilerimiz de olacaktır. Yani zaman da hızlı geçiyor. Burada Murat'ın da, ki kendisi benim sınıf arkadaşımdır, bunu da hemen söyleyeyim, Murat Uyanık. Öyle bir yakın arkadaşların ortaklığı konusunda ne düşünürsünüz? Şimdi şöyle, zaten Türkiye'de yaşadığımız için İşin yani biz Alman ve İngiliz olmadığımız için işin içerisinde mutlaka duygusal bir taraf olması gerekiyor. Yani biraz
mutlaka profesyonel olacak her şey. İşte bir kurallar olacak. Herkesin riayet ettiği. Ama o kurallardan dönem dönem sapma imkanları da tolere edilebilecek bir şekilde olacak. Yani hani bir profesyonel bir taraf olacak, bir de amatör bir taraf olacak. Şimdi amatör taraf arkadaşlık iyi olursa daha kolay oluyor. O yüzden de ben arkadaşların mutlaka ortaklık yapabileceklerini düşünüyorum. Arkadaş olmayan insanların da zor ortaklık yapabileceğini düşünüyorum Türkiye'de. Çünkü o zaman çok katı yapılar olur yani. Sadece işte sanki halka açık şirketten hisse almış gibi olursun. Yani onun bir çok bir doğru bir yönetim biçimi olmadığını düşünüyorum. Bir de ortaklıklarda ortakların aynı çizgiye gelmeleri diye bir kavram var. Bu işletme fakültelerinde falan da okutuluyor. Zaten biri mesela oraya gitmek isterken biri buraya gitmek istiyorsa problem vardır. Bunların asla ortaklıkları yürümez. Dolayısıyla aynı yere birlikte yürümek isteyen insanların oturup arkadaşça birbirlerinin nazını çekebilecek seviyede. Çünkü bazen sen onun nazını çekersin, bazen o senin nazını çeker. Bazen senin hakkına mı geçer, bazen tersi olur. Bu insanların ortaklık yapabileceğini düşünüyorum. Dolayısıyla arkadaşların arkadaş olmanın ortaklığı yürütme konusunda çok faydası olacağını düşünüyorum. Teşekkür ediyoruz. Galiba son bir sorumuz daha var Başak Hocam. Sizin sorunuzu bitiremedik. Sena Akburak bir soru sormak ister. Evet, Selim Bey merhabalar. Ben henüz hazırlık öğrencisiyim. O yüzden sonu beklemek istedim. Ve şans bulmuşken sormak istiyorum sorumu. O da bu hazırlık sürecindeyken hukuk adına kendimi geliştirmek, sektöre bir tık daha tanıdık olmak adına neler yapabilirim ya da okumamı önereceğiniz şeyler var mıdır? Şimdi ben kendi hazırlık dönemimden böyle düşünüyorum ne şeydi diye. Peki şöyle söyleyeyim. Biz mesela Deniz Hocam da bilir. Bizim hazırlık dönemimizde üniversite hazırlığından bahsediyorum. Bize şey okuttular. Bol bol tarih okuttular, bol bol felsefe okuttular. Bol bol işte o sosyal bilimlere girişmiş aslında o. Ben sonra anladım. Ve ben onun faydasını çok gördüm. Sanki profesyonel anlamda hukuku okumaktansa bunlarla başlayıp bunlarla biraz hayat görüşünü oluşturmak insana çok faydalı oluyor ileride. Yani çünkü girdiğim bir toplantıda tamam hukuk bilgisi çok önemli. Ama emin ol yani karşındakiyle olan iletişimin çok daha önemli. O yüzden de ben senin yerinde olsam hukukla ilgili hazırlık kitaplarına belki bakardım ama kendi genel kültürüme daha çok yatırım yapardım eğer böyle bir şansım varsa. Tamamdır hocam, çok teşekkür ederim. Minik bir ekleme yapmak gerekirse aslında tabii o üniversite sınavının yoğun temposundan sonra hazırlık yılı adeta biraz böyle zihin dinlendirme dönemi gibi. Ama dediğiniz gibi güzel bir altyapı da oluşturulabilir. Özellikle de az önce Selim Bey siz söylediğiniz için hani tekrar etmek istedim. İngilizce bilgisi, hani hangi alanda çalışmak istediklerine bağlı olarak da İngilizce son derece önemli olduğu için hazırlıkta belki normal derslerinizin de ötesinde bol bol İngilizce roman okuyabilirsiniz. Hani İngilizce pratiği de geliştirmek açısından önemli olabilir. Aynı zamanda tabii ki işte bizim Galatasaray'da başımıza geldiği üzere genel kültür açısından da bir şeyler tabii ki okumak ve bunları hatta belki İngilizce okumak her açıdan doyurucu olabilir diye eklemek istedim. %100 katılıyorum hocam. İngilizce çok önemli. Yani onu hiç konuşmadık. Zaten varsa var, yoksa yok yani. Yani gerçekten hayat olmuyor. Yani gerçekten bir meslek hayatın İngilizcen yoksa olmuyor gibi bir şey yani. O yüzden bunu zaten hiç konuşmadım bile. Konuşmaya da artık siz onu benden daha iyi biliyorsunuz yani şeyi. Onun ne kadar büyük bir ihtiyaç olduğunu. Evet, o yüzden hazırlık senesini iyi değerlendirmek gerekiyor sanırım.
Başka bir soru öyle sanıyorum ki katılımcılarımızdan yok. Atladığım biri varsa lütfen uyarın. Moderatörlük de kolay değil, online adapte olmak. Selim Bey, o zaman son sözü de size bırakalım. Eklemek istediğiniz, bizlere söylemek istediğiniz son bir şeyler varsa. Hocam çok teşekkür ederim. Ben çok keyif aldım. Seve seve yani öğrencilerimiz istedikleri zaman ziyaret edebilirler, istedikleri zaman görüş alabilirler, istedikleri zaman şu ne diye arayıp sorabilirler. Kusura bakmayın, herkesi hemen açamıyorum. Bazen telekonferans oluyor, yoğunluk oluyor. Ama dönerim mutlaka. Bir görüş verme konusunda istedikleri zaman gelebilirler. Yani ona bir şeyim yok. Bir kısıtlamamız yoktur. Çok teşekkür ederim sizlere de bu imkanı sağladığınız için. Ben çok mutlu oldum. Umarım faydalı olmuştur herkese. Biz teşekkür ederiz. Bu samimiyetiniz için ayrıca teşekkür ederiz. Gerçekten bu mütevaziniz ve samimiyetiniz bizi onurlandırdı. Onur duyuyoruz gerçekten sizi burada ağırlamaktan. Başak Hocam da galiba bir şeyler söylemek ister, mikrofonun açtığını biliyorum. Teşekkür etmek istiyorum. Çünkü fakültede öyle bir hani öğrencilerimizde derslerde, yani Deniz Hoca, Nilay Hoca, Aslı Hoca da burada. Genel olarak hani uygulamaya, tabii biz teorik altyapıyı ve formasyonu tamamlamaya, yani 4 senelik amacımız o, onun da anca zaten yetişir. Ama her zaman o uygulamadaki gerçeklikle kopmamalarını da söylemeye çalışıyoruz. Asla şunu söylemiyoruz, bir teori ve pratik birbirinden çok farklıdır gibi, böyle yüzeysel bir şekilde değil. Fakat bu toplantı sanıyorum yani arkadaşlarımın ileride mezun olduklarında hatırlayacakları hani bir toplantı oldu, bir sohbet oldu. Ben senin bunun için özel olarak teşekkür ediyorum sana. Yani az çok hissedebiliyorum çünkü sorulardan da. O yüzden daha böyle belki pandemi sonrası yüz yüze tekrar veya başka ortamlarda yine bir araya geliriz diye umuyorum. Dediğim gibi kişi olarak da çok teşekkür ediyorum. Ağzına sağlık. Seve seve hocam. Evet. Tüm katılımcılara, başta Selim Bey olmak üzere çok çok teşekkürler. Bir sonraki toplantıda görüşmek üzere diyeyim. Sağlıklı günler diliyorum herkese. Görüşmek üzere. İyi günler, güle güle. Teşekkürler, hoşça kalın.